Bugün geçiş döneminden bahsedeceğiz. Geçiş dönemi, ineğin kurudan çıkıp yüksek süt veren bir hayvana dönüştüğü süreçtir. Bu dönemin ne kadar kritik olduğunu anlamak için ineğin buzağlamadan 3 hafta önceki halini düşünmek yeterlidir. Bu dönemde inek süt vermez, besin ihtiyaçları yüksek değildir ve nispeten basit bir rasyonla günde 10 ila 12 kilo kuru madde tüketerek yaşamını sürdürür. Bu hayvanı 3 hafta önce buzağlamış bir inekle kıyaslarsak günde 25, 35 hatta belki de 40 litre süt veren ve 20 ila 22 kilo kuru madde tüketen bir hayvan görürüz. Buzağlamanın 3 hafta öncesi ile sonrası arasındaki bu muazzam değişim 1,5 aydan daha kısa bir süre içerisinde yaşanacaktır. Bu değişim sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi, ineğin sadece daha fazla yem tüketim kapasitesi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda yediği yemleri sindirme ve yüksek süt üretimine dönüştürme kapasitesi kazanmasını gerektirir. Demin söylediğim gibi, kuru dönemde hayvanımız düşük kaliteli kaba yemlerden oluşan bir diyetle beslenir. Kesif yeme pek ihtiyaç duymaz. Ama buzağladıktan sonra kaliteli ham maddeler ve yüksek oranda kesif yem içeren bir rasyon tüketmeye başlayacaktır. Bunun için buzağlamasına 3 hafta kalmış inekler özel bir gruba ayrılıp kuru dönem grubundakinden daha iyi fakat yüksek verim grubundaki kadar iyi olmayan bir rasyonla beslenir. Çünkü bu hayvanlar henüz üretime girmemişlerdir. Bu rasyonda enerji içeriği esas itibariyle nişasta yoluyla artırılır. Yani rasyona arpa, mısır gibi tahıl ilavesi yapılır. Bunun amacı işkembedeki fermantasyon sürecini nişasta sindirimine, bir başka ifadeyle işkembe ortamını doğumdan sonra karşılaşacağı sindirim şekline alıştırmaktır. Buna ilaveten inekler doğumun hemen öncesinde kuru madde alımını azaltma eğilimine girerler. Daha az yem tükettikleri için de önceki günlerde aldıkları toplam enerji ve protein miktarının aynısını sağlayabilmek için bunları daha iyi bir rasyonla beslememiz gerekir. Buzağlama öncesinde kuru madde alımındaki düşüş neredeyse kaçınılmaz normal bir olgudur. Ama bu azalmanın etkilerini en aza indirgemek için yönetim uygulamalarını iyileştirmeli, hayvanın verilen yemi yemesini sağlamak üzere elden ne geliyorsa yapılmalıdır. Bu da şu anlama gelir. Hayvanlara iyi ve rahat bir ortam sağlanmalı, yemleri taze olmalı ve kolayca ulaşabilmeleri için sık sık önlerine itilmelidir. Buzağlama sonrasında inek sadece süt üretiminin artışını değil, aynı zamanda üreme sisteminin toparlanması sürecini tetikleyen çok çarpıcı değişimler yaşar. Bu zaman dilimi genellikle sonun atılamaması, metrit, ketozis, süt felci gibi hastalıkların en sık rastlandığı evredir. Bu 4 hastalık, ineklerdeki hastalık vakalarının %70'inden fazlasını teşkil eder. Peki bu hastalıkları nasıl önleyebiliriz? Bu hastalıklar iyi bir doğum öncesi rasyon uygulamasıyla önlenebilir. Süt ineklerinde yaygın bir problem olan hipokalsemi için doğum öncesinde çok düşük kalsiyumlu bir rasyon önerilir. Ama bu kolay sağlanacak bir durum olmadığından tercihen bunun yanında anyonik tuzlar içeren özel bir tuz kombinasyonu kullanılmalıdır. Anyonik tuzlar hayvanın kalsiyum rezervlerini mobilize ederek bu kalsiyumun doğum sonrasında süt üretimine yönlendirilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak doğum öncesindeki son 3 haftada uygulanacak rasyonda nişasta formunda daha yüksek enerji olmalı, hayvanın kuru madde alımı değişeceği için daha yüksek protein bulunmalı ve süt felcini önlemek için de anyonik tuzlar gibi özel tuz takviyelerine yer verilmelidir. Bu uygulamalar hayvanlarımızın kuru dönemdeki düşük kaliteli rasyondan, buzağlama sonrasında verilecek yüksek kaliteli rasyona sorunsuz geçmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle hayvanlarımızı hastalıklardan korunmuş, süt verimini geliştirmiş ve hatta döl verimini de iyileştirmiş oluruz. Türkiye Yem Sektörü'nün lider ve öncü kuruluşu Abalıoğlu sundu.